Evet dostlar, yeni bir içerikten daha hepinize merhaba. Bugünkü içeriğimizde bir Honda Civic daha getirdim arkadaşlar size. Yine bir F kasa. Biliyorsunuz Honda Civic'ler çok değerli ve çok makul rakamların üzerinde satılan arabalar arkadaşlar. Çok kıymet görüyor, seveni çok vesaire. O yüzden biraz rakam yönünden biliyorsunuz. Diğer segmentteki arabalarla, yani eş değeri arabalarla, Honda'lar ciddi makas aralıklarıyla daha pahalı. Ha tabii bunun da nedenleri var. Yani yılların Honda'cısı olarak şunu söyleyebilirim. Evet, Honda'nın verdiği güveni başka hiçbir araba vermiyor arkadaşlar. O yüzden bunlar da biraz pahalılık noktasında biraz fazlalar. Ama ve lakin size çok uyguna toplayacağımız, çok da uyguna çıkartacağımız bir F daha getirdim. Uzun süredir de iki tane F bir anda elimde olmamıştı. Gerçekten çok nadir denk gelen bir olay bu arkadaşlar. Şu an elimde iki tane var. Biri hatchback, zaten biliyorsunuz kendi bindiğim arabaydı. Onu satışa ilana koydum. Bir de sedanla denk geldim. Denk gelince de tabii ki kaçırmadım. Hondaları kaçırmamak gerekiyor çünkü çabuk gidiyorlar. Çabuk gidince de bulamıyorsun. Binici aldığı zaman da satmak istemiyor vesaire derken gerçekten bulmak biraz zorlaşabiliyor Hondalarda. Şimdi bu aracımız yine biliyorsunuz çift karbüratörlü. Motor yönünden zaten en çok güvenilen Honda'nın bildiğiniz motorları arkadaşlar. Manuel vites bu aracımızın öyle bir farkı var. Manuel viteste veriyor o keyfi. Manueller birazcık daha hızlı. Hız yönünden bunu tercih edebiliriz. Ama rahatlık yönünden de tabii ki otomatiğin de rahatlığı bir başka. Onu tercih edebiliriz. Tabii otomatik biraz daha pahalı manuele göre. Ama otomatiğe göre ciddi bir güç farkı var arada. Onu da söyleyeyim. Yani daha genç ve daha da böyle seri araba seven arkadaşlar için manueller birazcık daha o yüzden tercih sebebi oluyor arkadaşlar. Şimdi bu aracımız ne var ne yok, nasıl uygun geldi, bir ondan bahsedeyim. Şimdi bu aracımızın uygun olmasının en büyük nedenlerinden biri, yani bu kasalarda zaten biliyorsunuz hani bunda kazasız vesairesiz bulamıyoruz. Benim alırken en önemli böyle şey yaptığım güzel toplanmış olması. Güzel toplanan arabalardan bir tanesi. Yine kazaları tabii ki var, önden de var, arkadan da var vesaire vesaire. Ama güzel toplanmış, tadında yapılmış ve çok da makul bir rakama gelince dedim ki bu arabayı tabii ki almalıyız. Şu an 200'ün altı. İnanın başka bir araba yok elimde bundan başka. Bu arabayı gerçekten çok makul bir rakama vereceğim. Bununla neler yapacağız biliyorsunuz, bu video ilk defa izleyenler için tekrar söyleyeyim. İlk videoda biz aldığımız aracı bokluyoruz. Ne demek bu? Şöyle söyleyeyim, bu arabada eksik noksan neler var biz bunları sayıyoruz ilk videoda. Tabii ki ben bu eksilere göre bu arabayı neden alıyorum? Eksileri olan önemli şey değilse eğer, bu eksiler böyle dertlik tasalık bir şeyler değilse, arabanın çalışmasında, yürümesinde vesaire, işte böyle kasanın duruşunda eksiler değilse biliyorsunuz bunları önemsemiyoruz. Ne mesela? Bu cam çıtalarının renklerinin bu şekilde atmış olmaları. Bunları önemsemiyorum arkadaşlar. Bunları ben yapıyorum çünkü. Şimdi bunları hemen başlayacağız. Biz zaten A'dan Z'ye söyleyeceğiz. Önünde arkasında her yerinde yapacağımız bir şeyler var. Yapınca da gerçekten güzel çıkacağına da inandığım arabalardan bir tanesi. Bunları yaptıktan sonra keyifle bineceğiniz tatlı bir araba olarak size sunulacak ve bunlar hep böyle hani basit işler olduğu için, işte burayı boyamasıdır vesairesidir, bunlar çok pahalı işler olmadığı için gerçekten bu yönde de size uyguna gidecek de bir araç olacak. Yürüyeni motor mekanik konusunda bunlar kontrolden geçti arkadaşlar. Arabamızın yağ vesairesi zaten yeni, bakımları yeni yapılmış. Ben aldığımda yeni yapılmıştı. Bakımlı bir şekilde aldım. Muayenesi sıfır. Şu an günümüzdeki en büyük olaylardan bir tanesi muayene arkadaşlar. Biliyorsunuz artık her şey çok pahalandı. Muayene biraz problemli. Bir de eski model arabada muayenenin yeni olmasının şöyle bir güvencesi oluyor. Ha, muayeneden yeni geçmiş. Kontrolleri yeni tamamlanmış. Tamam abi diyorsun, hani öyle çürüğü çarı vesaire yok demek ki. Bunu netleştirmiş oluyorsun. Zaten yapılması gereken bir şey varsa yapılmış oluyor. Bu arkadaşımız da muayeneye gitmeden önce frenlerini komple kontrol ettirmiş, elden geçirmiş, fren hortumlarına kadar yeniletmiş arkadaşlar. Ondan sonra gerekli bakımlarını vesairesini yaptırmış. Her şey güzel bir şekilde çalışır durumda. Muayenesine de girmiş çıkmış. Sıfır muayeneyle biz teslim aldık arkadaşlar aracı. Şimdi bu yapacağımız şeylerden bahsedelim. Hemen bunları bir toparlayalım sizinle. Önce buradan başladık. Buradan bir söyleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada ne eksikleri görüyoruz? Cam çıtalarını söyledim. Bu cam çıtaları boyanacak arkadaşlar. Keza aynı şekilde şöyle hafif arkaya doğru gelirseniz, arka tarafa geçtiğimizde bu tarafta da aynı şekilde. Yani soyulmuş, bir yer var bir yer yok vesaire, onlar güzelce bir boyaması yapılacak arkadaşlar. Arka tarafta stopların üstündeki lastikler biliyorsunuz bunlar da genelde olmuyor. Ben onlara da bir çözüm bulmuştum. Daha önceki videoların bir tanesinde biliyorsunuz bunu yine yapmıştık. Bunu da yine aynı şekilde yapacağız. Bu stopların üzerine o lastiklerinden bulmuştum ya ben, onlardan güzelce çekeceğiz, tamamlayacağız.
biraz arkadaşlar. Bu tarafa doğru geliyorum. Yine tamponun da şeyinde şöyle ufak tefek tamiratlar vesaireler var. Renklerinde biraz bozulmalar olmuş. Oralara biraz mat siyahla toparlarız yine aynı şekilde. Jantların da yine aynı şekilde renklerde hep atmalar var arkadaşlar. Jantlarının güzelce boyasını bir yenileriz. Yine bu kapı çıtalarımız aynı şekilde diğer tarafla aynı. Bu kapı çıtalarımız tamamlanacak arkadaşlar. Şu yanlarında da biraz çizgi hatlarında bozukluklar gördüm. Onların da güzel bir ayarlamasını yapıp gerekli rutuşlarla tamamlayacağız arkadaşlar. Onun dışında boyası iyi arabanın. Boyasında herhangi bir sorun yok. Zaten boyası da eski değil belli ki. Çok bir zaman olmamış yapılalı. Boyası güzel. Bunu bir güzelce temizleyip toparlayıp pastasını cilasını yaptığımız zaman da gerçekten çok güzel çıkacağına eminim. Bu tarafa doğru bir gelelim. Sonrasında arkadaşlar bu tarafta da yine aynı şekilde söyleyebileceğim şeyler bu jantları olabilir. Onların temizliği yapılacak. Sinyallerini söyleyebilirim arkadaşlar. Sinyallerin camları biraz zaten hani değişmiş ve camları biraz böyle matlaşmış, kötü olmuş. Onların bir güzel temizlenmesini, hatta renk değişimini, o renk değişimini son zamanlarda çok moda oldu görüyorum. Fosforlu şeffaf bir boyası var arkadaşlar bu farı stopu sinyalleri boyamak için. O boyadan bir tane istettim ben de boyacıma. O da inşallah bakalım bu benim vesilemle getirecek. Bir onu da deneyeceğim bu arabada. Gerçekten güzel oluyor mu? Sadece temizlemeyle kalmayacağım. Bir de renklendireceğim. Çünkü öyle daha güzel duruyor. Benim arabamda diğerinde de turuncu. Turuncu sinyal almaktansa elimizdeki şeffaf sinyali turuncuya çevirebiliyor muyuz? Bunu da bu videoda denemiş olacağız arkadaşlar. Sonrasında önüne doğru tekrar geldiğim zaman önünde bir iki tane rutuşluk atık yer var arkadaşlar buralarda. Onları da güzelce rutuşlamasını vesairesi yapılacak. Bu atmalardan kurtulunacak. Silecekleri konusunda emin olamadım. Renkler gri silecek takılmış. Normalde bunun işte olması gereken siyahtır. Genelde siyah görürüz. Aslında gri de fena durmamış gibi de düşündüm aslında ama emin değilim. Belki onları tekrar çevirebiliriz. Arabayı en son yapıp bittirdiğim zaman böyle emin olamadığım şeyleri genelde öyle yapıyorum arkadaşlar. Arabayı komple ne eksikse hepsini tamamlıyorum. Kurulu düzen şöyle çekiyorum bir karşıya bakıyorum. Tamam her şey çok güzel oldu. Ondan sonra karar veriyorum. Bunu yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Bu yaptığım şeyler konusunda da biliyorsunuz ki bizim bir önemli çizgimiz var bu noktada. Nedir o çizgi? Ben gereksiz olan hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi bu arabanın boyası zaten iyi. Yok ben bunda hadi komple rengini değiştiriyorum. Yapmıyorum arkadaşlar. Bunu neden yapmıyorum? Sizin cebinizden de fazla para çıkmasın diye. Şimdi ben bu arabayı tutup da mottomuz neydi? Bunu daha önce de açıklamıştım da yine yeni izleyenler için şöyle söyleyeyim. Atıyorum bu arabayı aldık 500 bin TL. Bu arabanın üzerine yaptığımız işlemler nedir? İşte eksik noksanı 3-5 bin lira tutmuştur. 5 bin lirasını da koyarsın 500-5 bin lira olmuştur. 5 bin lirada karımı koyarım 510 bin lira olmuştur. Bu arabayı o şekilde bir satışa sunarız. Ama ve lakin ben bu arabada kafama göre yok işte onu değiştireyim bunu yapayım şurası da değişsin. Şimdi altında güzel lastikleri var. Lastikleri 4 mevsim lastikler. Kışın da kullanılır. Gayet güzel. Zaten manuelde olduğu için araba çok böyle ahım bir kışlık lastiğe ihtiyacı yok. Manuel araba biliyorsunuz her zaman için kışın daha rahattır. Çok böyle ahım bir lastik ihtiyacı yokken vesaireyken ben tutup buna 4 tane tanesi 4000 liradan lastik alırsam ne olacak bu sefer? Bu işte 500'dü. 505 oldu. 510'a sattık. 20.000 lirada jantlara harcadım. 20.000 lirayı da bir daha üstüne yazdım. Yazık günah değil mi? Cebinizden boş boşuna para çıkıyor. Zaten biz dediğim gibi böyle 500.000 liralık, 600.000 lira, işte 1 milyon, 1,5 milyon biz bu rakamlardaki arabaları yapmıyoruz. Bizim olayımız zaten en uyguna en düzgün aileyle binilebilecek aracı çıkarmak. Bunun da ne gerekiyorsa o yapılır. Şimdi bu silecek çalışmıyorsa evet arkadaşlar bunu yapmak zorundayım. Ama tutup da sileceği işte ya çalışırken hiçbir şey yokken tutayım hadi buna iki tane çift kademeli silecek takayım falan. Bunlar fantazi işleri. O fantazileri de ben uygulamıyorum. Boş boşuna cebinizden fazla para çıkarmıyorum. Tertemiz uygun rakama alın binin diye. Arabamızın dediğim gibi arkadaşlar yapılabilecek şeyleri etrafında en azından bu şekilde. İçi için konuşmam gerekirse içinde bir eksiği noksanı yok arkadaşlar. Göğsü düzgün, sağlam. Torpidosu yerinde, direksiyonu düzgün, sağlam. Logo eksiğimiz yok. Fites körü yerinde herhangi bir sorun yok. Koltuk kılıflarımız güzel. Onlarda herhangi bir eksik noksan yok. Koltuk kılıfları zaten eski de değil. Yıpranmamış da yeni de duruyor. Onlar da güzel o yüzden. Arka pandizotumuz iyi. Arabada arkada ovallerimiz var. Onların da sesi gayet güzel. Güzel bir teybimiz var. Yani bunlarda yapacağımız hiçbir şeye ihtiyaç yok arkadaşlar. Mekanik anlamda da yapılması gereken zaten yapılmış. Bunun üzerine biz dışının güzelleştirmesini yapıp çok kısa sürede bunu hemen size çıkartacağım. İnşallah
inşallah birinize hemen bu arabayı vereceğim. Ve o niyetle aldım. O niyetle de inşallah yapıp çıkartacak. Kısa süre içerisinde ilanda göreceksiniz. Belki bunun şöyle bile yapabiliriz. Bu video ikinci video olarak gelir. Çok çabuk toplarsam eğer, bu videonun montajından önce toplamış olursam, direkt toplanmış halini önce yayına alırız. Toplanmış halini yayında izlersiniz. Detaylı bir şekilde arabayı görmüş olursunuz satın almadan. Sonra peyderpey boş kaldığımızda, video eksiğimiz noksanımız olduğu zamanlarda da bu videoyu yayınlarız arkadaşlar. Böyle bir şey yapabiliriz. Kendinize dikkat edin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.